الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان Evet, gecemiz mübarek olsun Cenab-ı Hak bizleri ve sizleri afat-ı semaviye ve arziyeden muhafaza eylesin inşallah. Mahfuz eylesin. Şunu diğer taraftan versin. Bir de. Evet. Allah razı olsun. Hem ülkemiz hem dünya bir süredir maddi manevi yangınlar içerisindeler. Sesimiz geliyor mu bu arada ses? Nasıl ses? Sesle alakalı ses durumuyla alakalı bir cevap verebilirseniz ona göre şey yapalım inşallah. Seste sorun var mı? Sesimiz geliyor mu? Ses iste Instagram'daki arkadaşlarımız kardeşlerimiz ses. Geliyorum tamam. O zaman şeyi kapatıyorum. Ekranı kapatıyor herhalde yorumlar. Ee, onun için istek geliyor. Tamam. Yorumu kapatıyorum. Özel şey önemli bir şey olursa öz, mesaj olarak yazarsınız. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet, hepinize geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Hepinize sizlerin de geceniz mübarek olsun. Hepimize hayırlı dersler olsun. Ee, malum alileriniz e, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Her türlü azaptan, her türlü e, ateşlerin her türlü çeşidinden Cenab-ı Hak bizleri azat buyursun inşallah. Ee, nedir? İşte orman yangınları var. Her bir zi vicdan her bir zi şuur yani vicdanı olan herkes yani buna karşı ne yapar? Yani ağlamakla sızlamakla efendime söyleyeyim mukabelede bulunur. Çünkü öncelikle bir iki meseleyi burada taati edelim. Daha sonra da sorular gelmiş. O sorulara inşallah sorular ve cevapları birlikte dilimiz döndüğünce inşallah birlikte şey yapalım. Allah razı olsun soru gönderen kardeşlerimize, yazanlara. Onlara da hepiniz ayrı ayrı Mesajlarınız da geliyor. Mesajlarınız için, selamlarınız için Allah razı olsun. Abdülkadir e, hocam da bize de iletiyor, iletiyor adaşımız. Allah razı olsun. Kendisi de burada. Şimdi soruları o okuyacak inşallah. Selam ediyor da size. Perde gerisinde görünmeyen kahramanlar. Allah sizleri de onları da muhafaza etsin inşallah. E, şimdi Resul-i Ekrem aleyhisselam buyuruyor. Resul-i Ekrem aleyhisselam Kıyametin koptuğunu görseniz dahi diyor, elinizde bir fidan varsa, bir fidan, onu ne yapınız? Dikiniz diyor. Elinizde bir fidan varsa, kıyametin koptuğunu görseniz dahi, kıyametin koptuğunu görseniz dahi, elinizde fidan varsa dikin. Tabi bunun çok manaları var. Ama en önemlisi ismi hayyin tecellisi. Cenab-ı Hakk'ın ismi hay tecelli ettiğinde, Rezzak ismi de tecelli ediyor, Gayyum ismi de tecelli ediyor, Musavvir ismi de tecelli ediyor, Mukaddir ismi de bütün esma dolayısıyla temerküz ediyor. Yani bütün esmanın bir temerküz noktası oluyor. Cenab-ı Hak bir şeye hayat vermesi, herhangi nebatatın ve hayvanatın ve eşrefi mahlukat olan insanın. Yani bu çok önemli bir mesele ki, Allahu sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed, elinizdeki fidan, ismi hayyamaz yani Cenab-ı Hakk'ın hay ismine mazhariyeti cihetiyle ya çünkü ona intisapla bir anı seyyale bir anı seyyale bir anı seyyale yani bir anı seyyale ne demek zamanın en küçük birimi diyelim nona saniye pike saniye de değil zamanın ölçülebilen veya ölçülebilemediğimiz en küçük birimi yani Adem'den vücuda getirildiği an o gelme gitmesinin en küçük anı neyse o kadar. Evet. Bir anı seyyale hani bir an yeterli çünkü bütün esmanın ayna darlığını yapıyor. Hani bir deklanşöre basıyorsunuz ya fotoğrafa basarsınız. O, o saniyede o manzara çıkmıştır. Tamam yetti o manzara. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'a intisapla imanla bütün mevcudatın mahlukatı yaratan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bütün e, yani Cenab-ı Hak kendi eserine bizatihi bakıyor bir de gayrın nazarıyla o da ziyiş şuurların vesaire o da ebedi zaten bir vücut kazanıyor yani dolayısıyla menaziri sermediyeye gidiyor ebedi alemlere gidiyor daha sonra neticeleri evet devam ediyor da demek ki bir en küçük nebatatın ya ismi hayya mazhariyeti noktasında kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı dikiniz ya, ismi hayyin tecellisini ismi Hayy'in tecellisi demek ismi azam ya da ismi azamın altın nurundan bir nuru olan isim hay ismi diğer sair esmalar onun zımnında geliyor çalışıyor. Onları harekete geçiren bir isim. Çok büyük bir isim hay ismi. Ya hay Abdul Kadir-i Hazretleri'nde mazhar olduğu ismi azamıdır. Evet. İmam Ali Esma-i Ferdun Hayyun Gayyumun Hakemun Adlun Kuddus her neyse biz konumuz bu değil bugün. Ama demek ki neymiş? Dolayısıyla ve hayata vesile olan ayette de diyor men katala nefsen bi gayri nefsin ev yani var ya kim bir yani yeryüzünde bir fitnenin veya bir bozgunculuğun veya bir suçun karşılığı olmamasızın bir insanı diyor Fakı anne ma ya? yani kim bir insanı öldürse böyle suçsuz masum yere suçu yani cezasının veya fitnenin şeyi olmadan cihat sebebi gibi öldürmenin çeşitleri var suçludur cezasını çeker cihattadır o ayrı ama onun haricinde diyor bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor kim de diyor ihya etse yani hayatına vesile olsa o da diyor bütün insanlığı ihya etmiş gibidir diyor bakın Kur'an-ı Hakim'de bunu buyuruyor Cenab-ı Hak çok önemli. Ya mesela bir ağacı diktiniz. Onun tesbihatının hepsi size yazılıyor. Kestiniz. Onun tesbihatına mani oldunuz. Demek ki sizden de o da sizden davacı oluyor. İnsan halifetullah fil arz. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Cenab-ı Hakk'ın namına yeryüzünde tasarrufa memur faaliyetli bir memurudur. Lakin onun emri ve izni dairesinde faaliyet yapar. Onun emri ve izni olmadan onun izni aleyhine aleyküm selam Mustafa abi Allah razı olsun. Hepinize selam ediyorum. Allah beden razı olsun. Zehra kızım İstanbul'a, Antep'e her yere selam ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Demek ki bu önemli. Yani onun için bizim atasözlerimizde de var değil mi? Yaş kesen ne keser? Baş keser. Yani Cenab-ı Hakk'ın izni ve izni olmadan bir yani ben insanım deyip rastgele ağaç kesemezsin. Ben insanım deyip rastgele hayvan öldüremezsin. O hayvan sana hizmetkar verilmiş. Ona vuramazsın. Vurursan diyor canını yakarsan ahirette sana davacı olur. Allah onun hakkını alır senden. Mesela o hayvanı yemek için keserken bile şeriata göre kesiyoruz. Azap vermeden, çekmeden bıçağın keskin olacak. Geçen kurban dersinde konuştuk. Bıçağın buradan kestiğimiz sinir sistemini Cenab-ı Hak iptal ediyor. Acı duydurmuyor o hayvanlara. Acı duymuyor yani o hayvanın yerde çırpınması sadece istemsiz olarak kasların gerilmesi. Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Etteki kas, kandaki e, yani karkasın içindeki kirli kan dışarıya atıyor. Onun hareketlenmesi, kalbin müddet çalışması, devam etmesi de fıtri. Yoksa biz yiyenlere zarar olur yani. Evet her neyse. Demek ki bu çok önemli bir mesele. Ee, Allah'ın izni ve iradesi dahilinde. Mesela insan kesecekse yaşlı ağaçları keser, kuru ağaçları keser değil mi? Çok ihtiyacı varsa diğer ağaçlar yoksa insan başka ağaçlar kesebilir ama o da gene bir nizam bir şey içerisinde kullanacağı zaruri ihtiyacı kadar kesebilir. Yani rastgele kesemez. Avcılık da böyledir. Yani avcılık var ya mesela avcılık helaldir fakat sadece zaruri rızkın olarak avlanabilirsin keyfi olarak öldürseniz günah işlersiniz. Yani keyfi olarak vurdum attım benim keyfim hocam vurmak öldürmek istiyor. Yok böyle bir şey. Etini yemeyeceğin, istifade edemeyeceğin hayvanın etinden, derisinden, şeyinden neyse ihtiyacın varsa ve onu gene Bismillah diyerek Allah'ın izniyle ona eziyet etmeden şey yaparak. Hulasa geniş tutuyorum meseleyi. Dolayısıyla meselenin şer'i ölçüleri anlaşılsın. Yani her kim ki bir ota, bir bitkiye bile zarar verse ya neye onun tesbihatına engel oldu? Onun tesbihatına engel oluyor. İsmi Hayyin dolayısıyla sair esmanın ne yapıyor? Efendime söyleyeyim, tecelliyesine mani oluyor. Bunların hepsi onlara davacı olacak. Davacı olacak. Onun için Ecdat çok güzel demiş. Yaş kesen baş keser. Yani ağacı kesen sanki başı insanı öldürmüş gibidir diye. Neden bu tabii ki odun ama o da Cenab-ı Hakk'ı zikreden vazifesi olan bir mahluk. Kafana göre keyfe ma yaşa kesemezsin yaka hele ki yakmak. Yaktığın zaman or ormanlar, ormanın içinde yaşayan hayvanlar, bitkiler, şey efendime söyleyeyim böcekler yaşıyor sayamayacağımız. Mikroorganizma var toprakta yani nelere zarar veriliyor. Dolayısıyla Kast, yani ihmalkarlık yangınlar beşerin eliyle iki sebepten çıkar. Bir ihmalkarlık ihmalkarlık cam şişedir, yakmadır vesaire vesaire biliniyor. Bu da bir günahtır dikkat etmediği için ama bir de kasti var ki kasten buna teşebbüs edenlerin cezası çok büyüktür. Çünkü onun içinde insanlar, hayvanlar vesaireler de ölüyor hayata suikast gibidir. İnsanı öldürmeye gasp edilmiş gibidir ki nitekim insanlar da ormanda ne yaptılar? Vefat ettiler, şehit oldular. Tabi yanarak, boğularak suda vefat edenler bunlar da şehitlerdir. Bunlar da şey neyse sorularda var zaten bunlara Cenab-ı Hak ne mükafat verecek diye sorularda var orada geliriz. Gerek hayvan gerek bitki olsun gerek insan olsun Allah da bunları ne yapmıyor? Şeysiz bırakmıyor o ne bonuslar geliyor onlara elhamdülillah. Fakat kısaca söyledik ki çok büyük bir günahtır Nicede ma o, o mahlukatın ve masum o şeylerin de masum hayvanatın ve nebatatın da nefretlerin hatta kainatın nefretlerine hedef olur. Eğer bunu beşer ki yaktığına dair epey bir yani bu konulara girmeyeceğim dersimizin konusu değil ama vesile olanlar o, olduğuna dair ciddi e şeyler var bir kısmı yakalandı. Ama işin arkasında daha 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 arkasında şeytanın insana verdiği işte insanları yeryüzünde fesat çıkartmak, bozgunculuk çıkartmak, anarşistlik, ahir zamandaki yecüc ve mecüc taifesi, ahlakta ve hayatta ve işte Efendimiz Aleyhisselam buyurdu işte bir zamanlar Man Mançur ve Moğol kabileleri bunlar... Alemi İslam'ı perişan ettiler. insaniyeti perişan ettiler. Öldürmekle kalmadılar. Aynı şekilde onlar da ormanları. Kütübü İslamiye yaktılar. Yakmaktan dumandan baş edemediler. Daha sonra o kütübü İslamiye'yi kütüphaneleri, kitapları dünyalara bedel o kitapları ırmaklara attılar. Günlerce o mürek, kitabın mürekkeplerinden ya o Dicle'nin efendime söyleyeyim suyu Fırat mıydı? Evet Bağdat'tan gelen Fırat. Fırat'ın nehri rengi değişiyor ya. Evet. Demek ki her zamanda yani o kendilerine ıslah edici, kendilerine hak arayıp gelenler diyor. Ne diyorlar? Biz ıslah edicileriz diyorlar. Diyor. Ama onlar ne yaparlar? Es, e, ekini ve nesli diyor yok ederler. Ekini ve nesli. Bakın ekilen var ya bütün nebatatı yok ederler diyor. Demek ki şeytan ve avanesinin yaptığı iş, yaptırdığı iş, taşeronu kim olursa olsun, taşeronu kim olursa olsun, bunlar doğrudan doğruya şeytan ve avanesinin ya yeryüzündeki ifsadatın birincisi bu. Gelelim ikinci bir meseleye. Yani vücuda çıkartmak ne kadar zor, Muhafaza etmek ne kadar zor? İmha etmek ne kadar zor? Bakın bir ağacı yetiştirmek 50 sene, 100 sene. Bir ormanın vücuda gelmesi bu kadar sene. Ama yakmak bir kibrite bakıyor. Şimdi bak bütün devlet görevlileri, vatan, millet, herkes mücadelede ediyorlar. Yakmak kolay, yıkmak kolay. Bir binayı, bakın bir bina yapmak için trilyonlar lazım, milyonlar lazım. Mühendisler, mimarlar lazım. Ama yıkmak için bir sarsıntı, bir deprem, bir bomba, bir efendime söyleyeyim, bir vinç yeter. Ama yapmak için bir vinç yeter mi ya? İfade veya bir bomba işte direklere bağlıyorlar dinamitleri. Şeytanın vazifesi budur. Onun için 20 kişinin yaptığını o bir günde ne yapar yıkar. Aciz insanlar diyor kendini kuvvetli göstermek için tahribat taraftarı olurlar. Bakın bizden korkuyorlar gibi yapamadığı için orman yapamaz müspet bir şey öğretemez. Onun için yakmak yıkmak kapatmak temel atmamak törenleri yapar bunlar. Çünkü yapmak zor iştir. Vücuda getirmek zor iştir. Vücuda getirmek yapmak zor. Ama yapmamak yıkmak kolay iş. Aciz diyor insan. Şeytan ve avanesi gücünü güçlü göstermek için ne yapar? Kabadayı gibi işte seni vururum keserim ve korkar. Kork. Ama bir insanın ölmesi bakın bir kurşunla bir saniyededir. Ama o insanı bütün dünya bir araya gelsin. O insanın değil bir insanı yeniden vücuda getirmek. Ölmüş insanı diriltemezler veya bir gözünün fonksiyonunu veremezler. Dolayısıyla şeytan ve avanesinin Meselesi tahrip olduğu için onun için Kur'an-ı Kerim'de de biz okumadan feste'iz billah yani e, Kur'an okumadan ne yap diyor? Allah'a istiaz et. Ya biz Cenab-ı yani şeytan güçlü olduğundan dolayı mesleği tahrip olduğu için kolay. Onun için evzu billah'ın şeytanı racim demeliyiz. Şeytan ve avanesine karşı da öyle. İfade edebiliyor muyum? Yani bir insanın ya hayatta gelmesi, onun büyümesi ama bir trafik kazası, bir kaza, bir kurşun Allah muhafaza onun hayattan gitmesi için yeterli. Ormanların dedik ya işte bu kadar demek ki şeytanın mesleği onun için peygamberlerin mesleği zor. Peygamberlerin yolundan giden alimlerin mesleği zor. Adam yetiştirmek zor, öğretmek zor, cahil bırakmak kolay. Günahlar da kolay. Ama onları şeylerden çekmek zor iş. Ama şimdi mu mukayese edelim. Yakmak mı? Hayatlandırmak mı güzel? Yapmak mı? Yıkmak mı güzel? Hangisi mutlu ediyor Allah aşkına? Şeytan ve avanelerini yılanlar, akrepler gibi onlar sokmaktan ve zehirlemekten zevk alırlar. İnsanların ızdıraplarından zevk alırlar. Ya zevk alırlar. Onun için Cenab-ı Hak o şeytan ve şeytanlaşmış yoksa hiçbir vicdanını kaybetmemiş bir beşer canavarlaşmamış imanını kaybetmeyen hiçbir beşer ne kendine ne gayrına ne de Cenab-ı Hakk'ın hiçbir mahlukatına azap ızdırap vermeye cüret ve cesaret edemez. Çünkü onun Rabbi ondan hesabını sorar. Yani bakın yani çocuğa şey yapsanız değil mi annesi babası hesap sorar onun devleti hesap sorar. Ya peki şu karıncaya ne yapamazsın karıncaya karıncaya? Bilerek ayağını basamaz ezemezsin. Onun Rabbi senden hesap sorar. O ota ota bile ya basarken böyle ezip içinden böyle şey yapsan o otun ya değil mi? O otun yaptığı tesbihata vazifeye sen mani olduğun için bundan bile vicdan azabı çekmen lazım ya. Üstünde yürü git ona bile dikkat et mümkünse kellerden ama giderken bile incitme böyle ezme ya. Cenab-ı Hakk'ın esmasını ya aynadarlık yapıyor, zikre diyor Allah aşkına. Evet. Dolayısıyla kim Şimdi evet gelelim diğer bir meseleye. Şeytan ve şeytandan ders alanlar tahribat taraftarı olduğu için bu gibi meselelerden şeytandan ders alıyorlar. Yani Kur'an'ı dinlemiyorlar öyle diyelim. Kur'an'ı dinleseydi beşer, Kur'an'ın ahkamını biz ders verseydik bu insanlara, şeytanın, anarşistlerin tuzağından adına deyin, küreselci deyin, ne derseniz deyin yani ilmünanti adına ne derseniz deyin ama hepsi hizbüş şeytandır. Şeytan ve avanesi, şeytanın partisi, şeytanın taraftarları. Adı değişik olabilir her bir asırda. Her bir asırda biz kimi zaman Firavundur adı, kimi zaman Nemruttur adı, kimi zaman sihirbazdır ki şimdi medyadır, sosyal medyadır. Aynı şekilde insanların zihinlerini ne yaparlar o sihirbazlarla göz boyuyorlar diye. Şimdi medyada boyalarlar, oyunlarla boyalarlar ama Kur'an'da bütün bu şablonlar verilmiştir yani. O zaman işte belamı bağır denilen e, yalancı fetvacılarına kadar vardır. Bugün bazen sahte bilim adamlarına kadar veya putlaştıran ilahlaştırılan efendime söyleyeyim Cenab-ı Hakk'ı unutturulan şab şey, materyalist görüşle bakılan adına işte bilim denilen, pozitif ilim denilen ve insanlara bir felsefi akımın dayatmasını ya yani Arabayı anlatıyor. Arabanın markası kim yapmış oraya karışma demiyor. Halbuki markasını söylüyor. Hangi marka, marka kim tasarladı? Dünyaya bak. Uçağı diyorsun hangi uçak hangi firma? Kim pilotu kim? Güneşe bak. Dünyaya bak. Kim ya Allahu Ekber. Şu mükemmelliğe bak. Gözlüğe diyor. Gözlüğün markasını soruyor. Peki şu göz? Allah insaf versin arkadaşlar. Neyse girmeyeceğim tafsilatına. Demek istediğimi anladınız. Bununla alakalı dersler yaptık. Bize her şey onu anlatıyor. Mevcudat ve mahlukatın. Şimdik demek ki bu mevcudatın ve mahlukatın sahibi mevcudatına zulmedenlerden hesabını sorar ve soracak. Ama ve lakin bize düşen bir vazife varmıştı ki ya biz bu insanlara ne yapamadık? Şeytanın tuzağına düştüler, çıkamadılar. Şeytanın telkinlerine açık vaziyete geldiler. Ya Allah muhafaza etsin. Gelelim üçün, başka diğer bir meseleye. <laughs> Allahumme salla ala seyyidina ve nebine Muhammed. Bununla alakalı olarak yani tafsilata girmedim başta söyledim. Yani buralarda yardım yapmak çok önemlidir. Gerçi şey, sorularımızda varmış, sorularda gelelim olması oralar ama e, emanetlere çünkü müminin bir vazifesi nedir? Emanet yani ruddul emanet ile ehliha emanetleri ehillerine teslim edin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i emanetleri ehil etsin. Yani bu siyaset noktasında, vazife noktasında, ilim noktasında her noktadadır yani. Siyanet korumak noktasındadır. Afet noktasında efendime söyleyeyim. Musibet zamanında bu işe yardıma koşanlardır. Ehline teslim etmek yani. Allah ehillerine de yardımcı olsun. Mümkünse elimizden değilse dualarımızla ne yapacağız bu yangına? Yangına şapanlara? Şey Bak Firavun'u şey, Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak istedi. Yakıcılar bunlar arkadaşlar. Ateşin çocukları yakarlar. İbrahim Aleyhisselam'ı da, tevhidi de yandırmak istediler. Ama Allah ne yaptı? Ya narikuni berden ve selam ala İbrahim'e dedi. Ey ateş benim İbrahim'e ya ne yap? Berden ve selame soğuk ve selametli ol. Yoksa burudetiyle diyor donduracaktı. Ve Cenab-ı Hak onu gül gülistana değil mi çevirdi ya. İnşallah Cenab-ı Hak'ta bu şeylere dua ve niyazımız. Dua edelim. Ee, de inşallah bu maddi manevi yangınları söndürsün. Gelelim meselenin bizi daha çok alakadar eden kısmına. Bu gibi meseleler belki çok şeylikle konuşuldu. Bunları böyle kısaca ifade ettikten sonra bu hamur çok su götürür. Daha da çok konuşabiliriz. Fakat bir de bir işin manevi yönleri var. Yani kaderi ilahiyeye fetva verilen yönler var. Bunu da söyleyip sorulara geçelim. Kaderi ilahiye fetva verilen yönleri var. Yani Allah depremi gönderir, evet fayhatlarından. Fakat depremi öyle bir zamanda gönderir ki insanların yaptığı azgınlıklar, günahlar buna vesile olmuştur. Yangınlar, musibetler, belalar gelirler, evet. insanlar zalimdirler, zulüm ama Allah bunu da mesela o yangını çıkartmalarına istese müsaade etmezdi demek. Adetullah şeyle bunlara bir şap şey duruyor, müsaadesi var, yapsın değil, yaptıttırmıyor. Ama Rabbim çoğu zaman çok belki çok cinayetler çok fitneler çıkartmak istiyor ama Rabbim onlara müsaade etmiyor ya ellerinde tabiri caizse planları patlıyor ya başlarına bir şey geliyor ya yangını çıkarttırmaya muvaffak olmuyor ama demek ki şimdi havaya bakın hava kuru sıcak yani hep meseleler üst üste geliyor yani kader kaderi ilahi ne yapmış kaderi ilahi de bizim de bir istihkakımız var bizim de bu yangından çünkü ayette de velahum azabul harik cehennemde olduğu gibi dünyada dahi İstanbul'da da böyle çoklukla büyük yangını harike kebir denilen yangınlar olmuş. İstanbul'da o ahşap evler hep yanmış. Ama ne yapmıştı o dönemin temel özelliğine bakıyoruz. Avrupa'dan İslam muhalifi kanunlar getirilmiş. Ahlaksızlık çoğalmış. Osmanlı'da. ve Allah bak Osmanlı İstanbul'da Osmanlı demedi. Yangın çıktı İstanbul'un. Şimdi ormanlar yanıyor. O zaman İstanbul ahşap evler İstanbul koca İstanbul yandı. Evlerin içinde o insanlar canlı canlı yandılar ya. Ya. Elhamdülillah şükredelim halimize. Beterin beteri var. İbret almamız lazım. Ama neymiş? Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle hem adamül harik diyor ya, onlar için yani cehenneme aynı şekilde bir mana işaresi dünyada dahi cehennem ateşlerinden başka dünyada dahi yanıcı ateş azapları vardır diyor. Yanıcı ateş azapları hem dünyada yani Allah hem dün berzahta namaz tesbihatında da var Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o şey var ya Allah mecinemden Allah mecinemden nar Allah dediğimizde dünyevi ateşlerden berzahtaki ateşten berzahtaki ateş ne yani kabir ya diğeri de nedir uhrevi ateşler var yani neredeki ateş cehennem ateşi bunlar farklı farklı ateşler. Allah bizi her birinden de muhafaza etsin. Onun için sabah ve akşam namazından sonra diyor bu duayı yapmak yedi defa. La ilahe illallah vahdehu la şerike la ilahe mülkü ve hamdu yuhiyyü ümitü ve hayyü la ala kulli şeyin kadir var ya on defa diyorsun sonra bunu Allah için emdinler, İnşallah bu azaplardan, bu ateşlerden, bu yangınlardan emin olur diyor. Allah edelim bak bu duayı nebeviyeleri biz terk ettik çoğunlukla yapmıyoruz. Başka? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Zina, faiz, fuhuş, efendime söyleyeyim zulüm, rüşvet. Bunlar diyor aleni yapılır hale geldiği zaman. Ne? Aleni yapılır. İnsanlar her zaman günah. Hazreti Adem'den kıyamete kadar günah var. Ama aleni yapıldığı zaman. Ne demek aleni? Toplumun önünde, TV'de, medyada, sokakta, yani umumu açık yerlerde, seyahat halinde görüyorsun Allah muhafaza. O zaman diyor umumi musibetler gelir. Bunlar nedir umumi musibetler? Depremler, seller, yangınlar, veba, hastalık. Bunlar gelir diyor. Bakın vebayı gönderdi Rabbim. Geçen seneki derslerimizden hatırlarsınız. Yani korona mektebi derslerimizde. Korona evet çok şeyleri yani tabi uzun dersler var ama musibetten bizim çıkaracağımız bir yönünü ifade etmeye çalışıyoruz burada. Yoksa çok nice hikmetleri var. Cenab-ı ama inşallah müminlere keffareti zünub etsin. Sorularda gelecek cevabını inşallah orada beraber konuşuruz. Ama şunu unutmayalım. Demek ki umumileşen isyankarlık, şükürsüzlükten dolayı. Ama umumi ve aleni bu çok önemli. Hem umumi hem de aleni olması hasebiyle. Umumi ve aleni olması hasebiyle gadab-ı ilahiyi celbediyor. Bakın mevsim normallerinin üzerlerinde se seyrediyor diyorlar. Değil mi sıcaklıklar? Peki neden neden bu kadar bir ilahi celbetti beşer? Koronadan, ölümden değil mi? Ne yapması lazım? İbret alması gerekmiyor muydu? Ahirete daha ziyade yaklaşmak, fakire, acize, daha ziyade yardım etmek, dine, imana, Kur'an'a, Rabb'e dönmek daha lazım değil miydi? Ama ama velakin bakıyoruz ki insan azgınlıkça azgınlaştı. Bir müddet tabiri caizse e, ölümden korkar gibi oldu ya şimdi ölümü de hiçe sayar gibi böyle yani tabiri caizse Allah muhafaza isyanda isyanda şey yapıyor aziz Allah şefaat ya Resulallah aziz Allah şefaat ya Resulallah ezanı Muhammed'i okunuyor İstanbul'da Anadolu'da okunmuştur herhalde evet herhalde derken okunmuştur evet demek diğer meselede neymiş ya umumi günah Allah onun için peki bunlara karşı ne yapılacak Gerçi bunlara karşı da diyor işte umumi bir tövbe lazım. Taharet lazım umumi olarak. İnsanların pişman olması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nedamet duyması gerekiyor. Tövbe etmesi gerekiyor. Sadaka verecek. Bedel ödeyecek. Ta ki bu musibetin hükmü bu insanlıktan kalksın. Maddi meseleler evet adetullah kanunlarına göre Helikopterle, uçakla, toprakla vesaire. En güzeli çamurlusu. Çamurlusu olsa su buharlaşır çünkü ve yangının şeyini artırır. Ama çamurlu su olsa keşke onu yapsınlar inşallah. Çamurlu su olsa daha şeyli olur. Yapışıyor çünkü ateşin üzerinde de söndürmesi kolaydır. Çamurlu su. Evet. Ama bu, bu vazifeler yapılacak. Önem, ama başka ne var? İşte bugün Allah razı olsun İhsan Şenacak hocamız yağmur duasını açıyor. Vazifemizdir. Yani yağmuru getirmek için dua edilmez. Daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız derslerimizde. Bu bir dua ibadet vaktidir. Şimdi yatsı namazı vakti geldi. Ezan-ı Muhammedi bu vakti hatırlatıyor bize. Dokuzuncu söz derslerimizde namaz derslerinde hatırlarsanız her bir namaz vakti bir inkılap başıdır diyorduk. Yağmursuzluk, bela veya bu gibi işte yağmursuzluk, yağmur yok şu an bakın. Veya umumi musibetler, korona veya da ateş. Bu bunların bunlarda kılacağımız namazlar, burada vereceğimiz dualar, burada çekeceğimiz tesbihler var arkadaşlar. Bunun vakti yağmuru getirsin, getirmesin Rabbim. Ya ateşi söndürsün, söndürmesin Rabbim. O onun bileceği bir iş. Bizim vazifemiz dua etmek. Yoksa yağmuru getirmek için ne değil? Bizim vazifemiz yağmuru getirmek için değil ama ibadetin vakti gelmiş. Beşer ne yapıyor peki ya Rabbim ben diyor acizim, fakirim, elim yetmiyor bak. Aa şuradaki şu ateş bak ateş senin ateş hizmetkarın hizmetkarın olan bu ateşe ya bizi bak şimdi ne yapıyor? Evimizde de ateşler var. Arabamızda ateşli sistem, vücudumuzda da ısı var. Ama fazlası bak bizi öldürüyor. Ne kadar aciziz. Rabbim bunların dizgini senin elinde olmasaydı biz ne yapardık? Beşer aczini, fakrını anlayıp yaradana ne yapıyor? Ateşin sahibine, yağmurun, bulutların sahibine, her şeyin sahibine iltica ediyor. Bunlar aynı zamanda bir iman dersidir. Bazıları böyle zındıkların haşa ve kella dalga geçtikleri gibi değil. Dersimizin konusu değil nitekim ama şiddetle kınıyorum. Ya o diyeceksin adama evde bile bir gün su kesilse hemen şikayet ediyor. Ne zaman gelecek filan yerde bakım var. Peki şu dünyada bu kadar sayılmayacak nebatatın, hayvana, bitkilerin, hayvanların, insanların suyunu getiren kim? Üzerimizden, üzerimizden deniz bulutları ya bulutlar deniz gibi gidiyor. Nasıl bir sistem da damlama, yağmurlama sistemi diyoruz ya. Birden gelse sel olur ya. Şunu ama bu, bu yağmur getiren niye, niye görmez? Bu sistem Kur'an'ı niye görmez ki? Görmesin. Görmeyene gösterirler. Evet. Evet. Allah'ıma salli ala seyyidine Demek ki bu zamanda da hususi duaların vakti ve tövbelerin vakti. Gelelim başka bir meseleye. Sonra sorulara geçiyoruz. Bu da son olsun. Uzattık uzattıkça. Ali Ulvi Kurucu Allah rahmet eylesin. O diyor Mısır'daki meşhur bir yazarın onu diyor ziyarete gitmişler de onu şey yaparken gördüklerinde öyle diyor. Fil hep ben diyor Türkiye'deki diyor Müslüman gençleri gördüğüm zaman böyle imam hatiplileri o zaman işte nur talebeleri var. Hakeza onları o gençleri diyor imanlı nurlu o diyor şeyleri gördüğümde o diyor Arap şah, şeyin diyor yazarın diyor makalesini bana hatırlattı. Fil leheb ve la Lehab var ya Ebu Lehab. Lehab ateş demek ateş. Ya ateş. Ateşin oğulları, Ebu Leheb'in torunlarıdır onlara. Tebbet yede Ebu, Ateşin babası demek. Ebu Leheb ne demek var ya? Ateşin babası. Bunlar da Ateşin oğulları. Peki kim? Ateş kim? Şeytan. Allah muhafaza. Nar. Ha. Neyse diyor fil leheb ve la yahtariq ateşler içinde fakat yanmıyor. Ne demek? Yani ahir zaman fitneleri içerisinde nefis şeytanın desiseleri etrafını sarmış kötü arkadaşlar imkan nefis dünyayı cazibadar gösteriyor vesaire vesaireyken tabiri caizse ateşin içerisinde kaldığı halde yanmayan bir şey muciz olur ya şu ahir zamanda ya medya yakıyor e, okuldaki arkadaşlar çevreyi Allah muhafaza Hatta belki dünyaya teşvik eden annesi babası çocuğunu yakmaya gönderiyor. Çünkü namaza teşvik etmiyorsa, Rabbini tanımaya teşvik etmiyorsa ne diyor? Oğlum oku meslek sahibi ol. Kızım böyle yap para işte ne taktın, ne ettin, ne gettin, ne götürdün. Ya hayat bu mu ya? Halbuki bu dünyaya niye geldin? Vazifen ne? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ama insanlar ne değil değil değil. Rabbimiz ne der? İnsanları değil, Rabbimizi razı etmenin derdinde olmamız gerekirken, nelerin razı, razı etmenin derdine düştüler değil mi? Allah muhafaza, Allah muhafaza, Allah muhafaza. Evet, inşallah. Bu ahir zamanda demek ki, fille هَبْوَ لَا يَحْتَرِكُ Allah bizi de öyle etsin. Ateşler içinde fakat yanmayan bir gençlik. Ahir zamanın gerçekten şu an Ağustos ayındayız ya, ya, ya diyor yani Allah sallallahu aleyhi ve yani sayf hadis-i şerifte de var min feyhi cehennem diyor. Yani harareti sayfi yani yazın harareti cehennemin sıcağının bir üfürmesi gibidir. Nefes alması gibidir. Hani ateş orada vardır da uzaktan size yalımı gelir ya az bir şey. Uzaktan yalımı da değil aslında da hararetini böyle bir hissedersiniz. Hatta çalışan bir araba çalışmışsa ya arabanın yanından geçseniz arabanın motorunun ısısı sizi hemen yüzünüze şöyle vurur. Ya işte cehennem-i kübranın içinde bir küçük odası neresi? Güneş. Yavrusu çekirdeği nerede? küre arzın karnında magma tabakası. Alttan ve üstten bak Allah az bir şeycik bizi yakınlaştırıyor dayanamıyoruz. Dayanamıyoruz azıcık ya dik geliyor diye ışığı. Ya güneşe 100 kilometre yakın olsak ne olurdu var ya yanardık ölürdük ya. Yüz 100 kilometre. Allah'a bekber. Bize bak Cenab-ı Hak ne yapmış? Nasıl bir dengede? Evet. Cenab-ı Hak bizi de ne yapsın? Bu ahir zamanın cazibeler en önemlisi arkadaşlar, kardeşler burasını söyleyip sorulara geçiyoruz. En önemli yangın nerede? İman yanıyor. Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükselmiş. İçinde imanım tutuşmuş. Evladım yanıyor. O yangını söndürmeye koşuyorum da yolda biri beni köstekleme diyor, yangını söndürmeye imanımı evladımı kor, 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 kurtarmaya koşuyorum. Yolda diyor beni diyor birisi diyor kösteklemiş ne ehemmiyeti var? Yani o müthiş yangın hadisesi karşısında bu bir bir şey ifade. Nasıl ki yangın zamanında yangın çıkmış. Evladın, sevdiklerin yanıyor. Sen yolda giderken birisi sana bağırsa, çağırsa, sövse Abdul Abdülkadir senin ben seni var ya dese bağırsa sen duymazsın bile. Niye? Annen yanıyor. Baban evde ya. Anlaşılıyor değil mi? Ya o olmasa hayvanın bile olsa ahırda inan et o seni söveni veya hatta sen görsen sana düşmanlık yapmış. Ben onu gütsem döveceğim dediğin adamı görsen görmezsin bile. Hatta ondan da yardım istersin. Gel Allah için ben seni affediyorum. Hele gel şu yangına söndürmeye koşalım. Ben davamdan var. Seni de affettim dersin. Hiç şey yapmazsın. Şimdi mesele imanı kurtarma. Esas yangın nerede? İmanlarda. Evlerde, kalplerde yangın var. En büyük yangın bu dostlar. Evet ormanlara çok üzülüyoruz. Üzüleceğiz. Ama ona bir üzülüyorsak buna bin özelelim. Çünkü yeni yakılan ormanı yeni Allah'ın izniyle 3 sene 5 sene sonra biz oraları Allah'ın izni ve keremiyle ismi hayyin tecellisiyle tekrar ekeriz. Daha kuvvetli gür bir şekilde çıkar. Yanan hatta şöyle söyleyeyim. Yanan ormanların külleri toprağa nedir? Gübre gübre. Ormanları gençleştirir. Sakalı kestin mi daha gür çıkar. Onlar bize ama içinde mahlukat ayıp, günah. Ama Allah'ın izniyle daha görünü daha güzelini Allah'ın izniyle ekeriz. Ama velakin imanını kaybetmiş, ahlakını kaybetmiş bir genç. Bunun yerine ne doldurur Allah aşkına ebedi alemini? Ebedi ateşlere gidiyor ya. Günde değil mi bak günde 500 bin kişi ahirete gidiyor. Şimdi belki bu korona sebebiyle belki daha fazla kişi ölüyor. Her gün bir şehir, dünyanın bir şehri kadar insan ölüyor. O sıra bir gün bize de gelecek. Kusura bakmayın. Allah hararetimizi dindirsin. Evet. En önemli yangın neymiş? Kalplerde olan yangın. İman Allah'ı tanımıyor. Yaradanını tanımıyor. Bu dünyaya niye? Allah bir kitap göndermiş, bir mesaj göndermiş, mesajı okumuyor. Halbuki kendine gelen mektubu ne mi nasıl okumaya çalışır? Yabancı dilden bir gelse onun ismine o tercüman arar. Kainatın yaratıcısı, Rabbi Halik'i Malik'i sana bir mesaj göndermiş ya. İşte biz tefsirler onun için okuyoruz. Tercüman arıyoruz. Tercüman. Bize de soruyorlar Risale-i Nur vesaire diğer tefsirler. Allah razı olsun. Başta peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci müfessir Allah Resul'dür. Kur'an'ı en iyi tefsir eden. Sonra el ulema ve retetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Resulünden aldıkları ruhsat izin ve ölçülerle evet Kur'an'ın talimiyle ne yaparlar? Bize talim ederler, anlatırlar. Biz bu mektubu göndermiş. Rabbim bize bu mektup, bize Rabbim ne diyor? Beşer işte en büyük yangın bu. Rabbinin Rabbi yaratmış, mesaj göndermiş. İşte sıkıntılarımız bu. Bu yangın niye çıktı? Vallahi Kur'an'ın mesajını anlasaydık gerek adetullah kanunlarını, tekvini kanunları şeriatı, gerek de şer'i Allah'ın tekvini kanunlar nedir? Yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti, insanlara Allah ne yapmış? Evlenmek bir kanundur, görmek bir kanundur, çalışmak bir kanundur. Çalışmak zorundayız değil mi? Nefes almak, Allah'ın bunlar tekvini kanunları, irade sıfatından gelir bunlar. Tekvini emirler, yaratıyor, evet. Diğeri ise teşriidir. Kelam sıfatından geliyor. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver gibi. Eğer biz bu Kur'an-ı Hakimi okusaydık, anlasaydık, onu tebliğ eden, mübelli olan Resul Ekrem Aleyhisselam'ı dinleseydik vallahi bu dünyevi ve ukrevi azapların hepsinden, yangınlardan kurtulacaktık. Allah ibret almayı nasip etsin. En büyük yangın bu. Bu ya öteki yangından nasıl sığınıyoruz, korkuyoruz? Ve dedik ya tahrip kolay. İki kişi gidiyor, koskoca bir ormanı yakıyor. Anlaşılıyor değil mi? Ama şimdi düşünün ki ne? İnsanların ekserisi şükretmiyor. İnsanların ekserisi küfür ediyor. İnsanların ekserisi ahlaksız olduğu halde sen gel imanı muhafaza et. Sen bu gel bu gençlere yardım et. Çok önemli. Yani ekse bir kişi yakmıyor, bin kişi yakıyor. Bir iki kişi de kurtarmaya çalışıyor. Ne kadar az değil mi? Milyonlara. Onun için çok çalışmamız lazım. Aha bak bu dersi dinleyen şurada yedi kişi canlı. Aha diğer platformda 7-8 kişi 7-7-15-14-15 kişi Allah 15 milyon 15 milyar kuvvetinde eylesin inşallah kabul etsin bir kişi dinlesin hiç kimse dinlemesin hiç önemli değil biz Allah için vazife yapalım da ya Allah için burada duralım da dua biz vazife yapıyoruz netice Cenab-ı Hakk'a ait ama bak tahrip edicilere bak tahrip edicilere bakın tahrip edicilere bakın tahrip edicilere adamın biri bir yalan atıyor bir iftira atıyor Milyonlarca retweet alıyor ya. Yalan ha. Yalan haber. Allah muhafaza. Her neyse. Allah bizi hak ve hakikati neşredenlerden eylesin. Bu arada 41 dakika olmuş. Sorulara geçelim hızlıca, kısaca. Buyurun. Birinci sorumuz. Bu yangın musibetinde masumların ve hatasızların o musibet içinde yanmaları nedendir? Adetullah nasıl müsaade eder? Bu musibetlerde kaderin sesi nedir? Kaderin sesini biri konuştuk biraz önce. Ma bizim günahsızlığıyla, ve şükürsüzlüğümüzdür. Ama bunun içinde masum hayvanların ormandaki işte masum ormanların veya insanların yanması gibiler bunlar da nedir? İmtihan gereğidir. Biz dünyada imtihandayız. Eğer diyor masumlar bu gibi musibetlerden mucizevari bir şekilde kurtulmuş olsalardı ne olurdu? Sırrı kader, sırrı teklif bozulurdu. Yani Cenab-ı Hakk'ın adetullahı bu şekilde. Ama onların manevi mükafatları var. Ateşte, suda boğularak veya vebadan ölenler manevi şehit oluyor. Burada fani 20-30 seneye bedel, fani kay kaybettiği tahta kulübesine evine bedel, cennet sar ebedi saraylar alıyor. Ve şehadet mertebesi alıyor. Günahlarına, çünkü yanarak ölmek zor bir şey. Allah günahlarına kefaret ettiriyor. Hatta orada yanan börtü böcük dahi, ahirette ona göre mükafat alacaklar yani çünkü hayvanatın ruhları baki yani yok etmiyor Allah'ımız ama cesetleri şey yapıp onlar da diyor ebedi alemde ne yapacak ama mahşerde onlara bir defa ceset verecek boynuzlu koyundan boynuzlu koyun boynuzsuz rahatsız etmişse boynuzsuz boynuzdan hakkını alacak cesetleri diyor tekrar çürüyecek ama ebedi aleme ruhları gidecek bir cesette Milyon, trilyonlarca koyun aynı bir cesedin içerisinde. Çünkü ruhlar içinde darlık yok. Hepsi de aynı lezzeti, aynı tadı aldı. Yani e, Abdul Kadir kardeşim burada misafirimiz ben soğan yiyorum, o yemiyor mesela, sevmiyorum abi diyor. Bak şimdi o cennete gitse soğan mesela, mesela yani o, o soğansız mesela. Ben isteyeceğim soğan. Başkası var et sevmiyor mesela yani. Değil Ama koyunların hepsi aynı otu seviyor yani. Ben yok ya koyun demiyor ki ben ben et severim demiyor yani. Hep aynı otu yiyorlar, aynı şeyi. Dolayısıyla ruhlar arasında farklılık yok. Terakkilerinde de olmadığı için onlara bir ceset yedecek yani. Evet. Onların bile mükafatı var. Evet. Hepsinin. Ağaçların bile. Evet. İkinci soru. Ateşin varlığı şer midir? Eğer şer değilse bu kadar canlı önümüne neden olmasını nasıl anlamalıyız? Evet. Yani e, halkı şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Şeytanın yaratılması dahi, Allah şeytanı yaratmış imtihan gereği, terakkiyimizin gereğidir. Mesela şeytan yaratılmasaydı imtihan olmazdı. İmtihan olmasa cennet cehennem olmazdı yani. Sınıfta kalma olmasaydı, herkese değil mi o zaman diploma verecektik. Öyle diplomayı alanlar için cerrah olsa sen onun önüne gidip ameliyat olur musun? Çünkü gelene önüne doğru soru cevap kağıdı ile verilmiş. İmtihan olmamış, bilenle bilmeyen ayrılmamış. Evet, olmazdı. Ateş bizim hizmetçimizdir. Şeytan da bizim hizmetçimizdir aslında. Ama ateşi doğru yerde kullanırsan evde yemek yapar, seni ısıtır, elbiseni ütülersin. O ateşten ne yaparsın? Demiri şekillendirirsin. O nelere yarar? Ama kullanamazsan, kendi hizmetçini kendine düşman edersen adetullah'a ateşten kendini yaktığın gibi o şeytana da uyarsan ahiretini yakarsın. Ne yaparsın? Ahiretini yakarsın. Demek ki Baktığımız zaman umumi eğer Allah ateşi yaratmasaydı, bu yak yangın olmaz, ateşi yaratmasaydı vücut ısısından tut, oturduğun evdeki demirlerin şekillenmesine kadar, şu an kullandığımız bilgisayar, bilgisayar, kamera hiçbir olmayacak. Çünkü ateş olmadan nasıl şekillendireceğiz biz bunları yani? Dolayısıyla umumi şeylere bakmak lazım. Yağmur, yağmurda sel geldi. O zaman yağmur yağdırmasaydı insanların hep susuzluktan ölürdü ya. Ama biz önlem almadık. Adetullah muvafık hareket edemedik. Evet. Kısaca böyle. Anlaşılmıştır umarım. Tafsilatına girmiyorum. Hususan hayvanlara ve doğaya neden zararlı oldu? Malı yananlar ve vefat edenlerin hükmü nedir? Vefat edenlerin hükmü söyledik inşallah şehittir. Ma, ima, imanı varsa imanı olmak şartıyla şehittir ama imanı bile yok ise Allah onun hakkında ahirette azabını hafiflettiriyor. Ona da bir mükafat var yani. Öyle bile olsa burada sıkıntı çektiği için cehennem azabını hafifletiyor yani. Eğer iman. ama inşallah burası İslam diyarıdır, burası Müslümanlardır. İnşallah biz onlara İsmi Ahmet'tir, Ali'dir, Ayşedir, biz Müslüman diyoruz. Ama herhangi bir yangında olan yani Japonya'da, Amerika'da olanlar olabilir yangında Ama onları bile Allah mükafasız bırakmaz. Cehennemdeki azapları ne olur? Düşer çünkü kendini yakmamış adam, başkasının sebebiyle yanmış yani kaza veya o da bir nevi şey oluyor. Evet. Ma nedir o hayvanları neydi sorulan bir şeyi? On ya sadaka hükmüne geçiyor zaten. O sorunun başı neydi? Susan hayvanlara ve doğaya neden zarar oldu? Yani Hadis-i hadis Şerif'te var. Sizin diyor Allahumsehadise nedeniyle bile Muhammed. Denizin içindeki balıklar da diyor sizin diyor yüzünüzden, sizin isyanınız, şükürsüzlüğünüz yüzünüzden bizim de rızkımız azalıyor diyor denizin dibindeki mahluk. Bizim de bizim de ya demek ki ekonomik krizler şunlar bunlar neden? Bak balıkların bile rızkının kesilmesine vesile oluyoruz. Dolayısıyla bizim zulüm ve zulümatımız kainata şirk, inle şirk ele zulmün azim bütün kainata sirayet ediyor. Beşerin cinayeti arzın içine ruhuna işliyor, fesad ettiriyor yani. Onun için ben sadece kendi başıma küfrettim, efendime günah işledim diyemezsin. Ya yangın nasıl ki da ateş düştüğü yeri yakmıyor demek ki sadece bak, nerelere kadar gidip yangına vesile oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Onlar da bir kez insanlara ne yapıyor? Allah muhafaza o günahkarlara, o, o, o masum hayvanlar da beddua ediyorlar sizin yüzünüzden biz azap çektik diye ama Allah onların da mükafatını veriyor dedik evet onların bile masumların bile o hayvanların nebatatın hepsinde ayrı ayrı mükafatı var çünkü Rabbim ya bizim biz insanız biz insanız hemen yangında çıkanlara para veriyoruz ma şey, ödemelerini erteliyoruz zararlarını temin ediyoruz yani zararlarını devlet karşılıyor ölenleri şehit gibi muamele yapıyor vesaire vesaire e şimdi beşer böyle yaparsa bu Rabbimiz. Evet buyur. Bu tarz musibetlerin yağmursuzluk, kıtlık, yangın vesaire geçmesi ve bir daha başımıza gelmemesi için neler yapmamız lazım? Onu da bu biraz önceki mukaddimede konuşmuştuk. İbret alacağız. Cenab-ı Hak bu kainatı yani kimsin, necisin, nereden geldin, vazifen ne, nereye gidiyorsun? Yani şu mevcudatı yaratan Allah. Ya bak, bak burada ne var? musibetlerin sebebi ve hikmetleri. Instagram'da ters görüküyor. Orada da bu kamerada doğru görüşür. Evet. Yani ne yapacağız? Efendimiz Kur'an hakimin lisanından Efendime söyleyeyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın lisanından işte tefsirlerden işte bizim daha çok okuduğumuz Risale-i Nur tefsirinden mesela ne yapacağız? Bunları okuyacağız, ibret alacağız ki daha başımıza gelmesin. Ama ahir zamandayız. Fitnelerle beraber, ateşlerle beraber yani bu bu devam edecek. Yani ama Rabbimden niyat ederim bize pahalı satmasın. Ama biz şükürsüzlüğe devam edersek maddi manevi yani sadece bu yangınlar değil Depemize bakın vallahi söylüyorum. Ahcar-ı semaviye, kuyruklu yıldızları, efendime söyleyeyim o meteor taşlarını Rabbim bizim başımıza indirecek. Beşer şapması lazım. İbret alması lazım. Şükür, Aman 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 aman. En azından biz yapalım arkadaşlar. Biz artıralım inşallah. Dua edelim. Allah onların içimizdeki beyinsizler yüzünden bize de azap etmesin. Evet. Neden bir anda bir yerde bu kadar yangın meydana geldi? Sebebi ve hikmeti nedir? Sebebi ve hikmeti Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği dünyadaki umumi zulümler günahlardır. Korona derslerinde bunu dedik. Teyimizde söylemiştik. Dünyanın dört bir tarafında masumlar öldürülüyordu ama kimse ne yapmıyordu ses çıkartmıyor. Suriye'de ölüyor, Irak'ta ölüyor, Maynamar'da ölüyor, Doğu Türkistan'da ölüyor. Ses çıkarıyor mu? Çıkartmıyor. Allah bak hadi bakalım dedi size de bir vereyim. Sizler de evinize tıkayım. Doğu Türkistan açık cezaevi, Suriye açık cezaevi, Irak açık cezaevi oldu. Daha, daha nereler var? Afrika'da ne ülkeler? Açlıktan hadi bakalım size de. Beşerin duyarsızlığına karşı Rabbim ne yaptı? Beşerin yine zalim eliyle bizi Allah ibret almayı nasip etsin bu gibi hastalıklar efendime söyleyeyim musibetler ne yapıyor uyandırıyor. İnşallah bu günahlardan beşer uyanır da Kur'an'a tarziye verir. Yaratılış gayesini öğrenir. Zulüm ve zulümata mani olurlar inşallah. Adaletin tecellisine inşallah mazhar olsunlar. Evet. Yardım etmek isteyip de eli ulaşamayan ve yardım edemeyenlerin manen azap çekmesine çareler neler olabilir? Çünkü şefkat hangisi çekiyor. Evet nedir mesela? Ya, ya, keşke o yangına biz de gitsek bir su dökseydik. Gidemiyoruz ama dua edersin, iş yaparsın. Maddi imkanı olan varsa ki elhamdülillah ama devletimiz güçlü. Herhangi bir o noktada da ihtiyaç yok. Bizler de sorduk. Yani elhamdülillah itfaiyesidir, askerlerimizdir. Herkes vazife başında bir şeyler yapıyor. Ama bize de vazife düşse gideriz hepimiz kazma kürek. Bir, Allah razı olsun mesela Osman'da yanım var yangın çıkmıştı. Orada çalıştığı fabrika çalışanlarını mesela yangın yerine götürmüş. Ne yapıyor? İtfaiyecilere mesela yardım ettiriyor. Su veriyorlar, gıda veriyorlar. Yangın söndürmek profesyonellik ister. Tabii insanlar bilmeyenler yoksa şehit bir, bir çocuk öldü yani vefat etti. Çünkü o da profesyonellik ister yani. savaş herkes silah kullanmayı bilmeyen gitmez. Rastgele ateşin içine de ne yapılmaz? Gidilmez yani. Onun için ayak bağı olmadan onlara yani gidil gidilen yerlerde onlara su verilir vesaire ama Bizler en büyük önemli olan şeyimiz dualarımız. Evimizde ya bir tane günahı kapatsak. Yani başı açık bir bacımızın kapanmasına vesile olsak. Namazı kılmayan birinin namaza kılmasına vesile olsak var ya vallahi sen en büyük yangına su döktün. Veya dua etsen veya ona bir ona o noktada bir hediye alıp bir şeye vesaire şey yapsan ne kadar büyük bir yangınların maddi manevi yangınların söndürülmesine vesile olursun. Ama diyor Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor niyetil mü'minul hayrin min amelihi mü'minin niyet amelinden hayırlıdır bakın eğer bu yangınlar için iki şey söyleyeceğim çok önemli niyet bakın biraz o kardeşimizin sorduğu Allah razı olsun bu kardeşimizden de çok 8-10 tane soruyu şey, şey görmüş ona dosyası dua ediyoruz Allah razı olsun Allah salli ala seyyidina ve bakın niyet üzülüyor Elimden gelse yapardım söndürürdüm. Elimden gelse uçak olurdum. Elimden gelse denizleri ağzıma doldururdum. Hepsini söndürürdüm. Allah öyleymiş gibi kabul eder. Ama bir tanesi de varsa yine oh yanıyor oh bilmem ne yaptı. Birilerine fatura kesiyor. Yapsın da görsünler şöyle olsun böyle olsun. Onlar da o ormanı yakmış gibi kendi yakmasa da kalben taraftar olduğu için buradan birilerine bir şeyler şey yapmaya çalıştığı için Allah muhafaza o da o zulme şerik olur. Zulme şerik olur kim olursa olsun ya. Buna oh denir mi Allah muhafaza. Tamam mı bu da iki şey. Kalben taraftar olursan ve la terkenu lillezine ayeti gelmesi de. Zalimlere meyletmeyin diyor ateş size de dokunur. Ateş size de dokunur. En ufak meyletmeyin. İnşallah biz Rabbimiz safımız hani İbrahim Aleyhisselam'ın hani derler ya rivayette karınca ağzıyla su taşıyormuş. Ya sen bu Su taşımayla ateşi mi söndürebileceksin? Yani Nemrud'un o dağlar, dağlar gibi odunları toplamış, ağaçları kestirmiş, ateş şey yakıyor. E diyor ben biliyorum söndüremeyeceğim ama safım belli olsun. Ben İbrahim'in safındayım yani. Safımız belli olsun. Doğamız daha bu dersimizde. Evet buyurun. Niçin Müslümanların yaşadığı bir ülkede bu derece çok musibet meydana geldi? Öncelikle musibetler mesela depremler, sel vesaire musibetler günahlar az olması sebebiyle cenab Hak, müminleri uyarmak için müminleri daha çok hırpalar böyle musibetlerle. Günahlarının kefareti olması ve aman ahirete gidiyorsun bak. Yani köprüden önce son çıkış, ölmeden önce bir tövbeye gel. Farkında ol diye müminlerin hem günahlarını ta kefareti zunub olması için hem de uyandırma hikmetiyle bu gibi musibetler İslam diyarlarına daha gelir. Ama daha daha ömür geniş dairede şu an mesela zulümler olduğu için dünyanın dört bir tarafında bu yangınlar da var. Evet. Eğer bu yangınlara içimizdeki hainler sebep olmuşlarsa ve onların işi ise bu hainlerin şerrinden zihinleri nasıl muhafaza ederiz? Onların şerlerinden kurtulmanın yolları nelerdir? Onların mesela telefonumuza virüs programı atıyoruz. Televizyon işte tele, efendime söyleyeyim bilgisayarımıza virüs programı. Evimize diyoruz kilit koyuyoruz yabancılar girmesin diye değil mi? Herkes rastgele girmesin. Pencerelerimiz var sel girmesin, rüzgar girmesin, toz girmesin diyoruz. Veya kirlendiğimiz zaman yıkanıyoruz. E şimdi zihnimize, televizyonlarımıza, elimizdeki telefonlara, insan okuduğuna, yavrusuna, verdiğine, dinlediğine, giydiğine, yediğine dikkat etmesi olur mu? olur mu? Buradan giren helal mı, haram mı? Buradan giren temiz mi? Yani hangi gerde oğlu mudur vesaire? Maddi, manevi temizliklere bakacak. Gözünden girenlere, kulağından girenlere. Ya evi, evin kadar önemsiz mi senin? Elbisen temizlendiği zaman, şey pislediği zaman temizliyorsun da. Kalbi nasıl temizleyeceksin? Yıkanmakla kalp temizlenmez ki. Tövbeyle, nedametle, gözyaşıyla temizlenir. Onun yerine doğru işler yapmak gerekir. Dolayısıyla bu hainlerin de şeylerine karşı ne yapmamız lazım? Fitnelerine karşı en şeytanı en çok şaptıran şey, şey nedir? Müminin diyorsa namaz kılması, gerçek bir iman etmesi. Onu öldürür, bitirir yani. Şeytan ateş yakıp dünya ve ahirette ateş istiyor. Biz de inşallah... Ateşten bir kişi kurtarmaya çalışacağız. Dua edeceğiz. Maddi manevi. Elimizden geldiği kadar okuyacağız. Yapanlara yardım edeceğiz. Edemiyorsak dua edeceğiz. Olmazsa birine kitap alacağız, vereceğiz. Bir şey yapacağız. Bir, uç, bir ucundan tutacağız. O karınca gibi safımızı belli edeceğiz. Ama önemlisi antivirüs programımız. Antivirüs programımız ne? Tövbemiz, nedametimiz. Doğru programları yapıp güncellememiz. Kur'an'ı Kur'an'i olarak güncellenmemiz lazım. Fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. O da Allah ve Resul'ün bize gösterdiği yoldur. Onun için ona gayret edeceğiz. Telefonu şarj ettiğimiz gibi manen şarj olacağız. Hep internete bağladığımız gibi Kur'an'ın cadde-i kübrasına, cadde-i nuraniyesine bağlanacağız. Ehli sünnet vel cemaat dairesinde inşallah o gemiye, Nuh'un gemisi gibi binersek o fırtınalardan o azaplardan emin oluruz. Yoksa tek başımıza o seller bizi alır götürür. Allah muhafaza etsin. Sadece. Çok yönü var ama. Ağlamakla, hazinane yalvarmak ve ciddi nedamet etmekle insanların kısmı azamının istiğfar etmesiyle bu musibet def olur deniliyor. Yani nasıl tevbe etmek gerekir? Bunu anlatabilir misiniz? Vallahi fiili tevbe etmek lazım. Pişmanlık fiili tevbedir. Günahlarımızdan dedik ya aleni günahlar işleniyor. Açıklık, saçıklık, faiz, rüşvet vesaire vesaire. Bunlara nedamet etmezse, beşer bunlardan dönmezse musibetler şekilleri farklı olur ama gelecektir. Allah burada şey yapmasa ahirette muhakkak gelecek. Bu adetullah kan. Etki tepki. Etki tepki. Elimi vurdum mu bak o da benim elimi itiyor yani. Yaptığımız zaman ve el ceza min cinsil amel. Yaptığın amelin karşılığına göre ceza çekersin. Allah muhafaza. Fiili tövbe hatalardan pişman olmak. Diğer türlüsü nedir? Hazreti Ömer, Ömer Dömen döneminde var. İşte Yunus Aleyhisselam'ın kavmi var. Geldiler biliyorsunuz tövbe ettiler. Allah musibeti kaldırdı. Ya ama ekseriyet böyle geldi, tövbe etti. Hazreti Ömer döneminde gene böyle musibetler oluyor. Be tövbe edin diyor. Deprem oluyor, tövbe ettiriyor. Başka musibet oluyor, tövbe ettiriyor. Yani vesaire vesaire. Ama o tövbe edildikten sonra Allah o şeyleri kesiliyor. Allah bizi hakiki, tövbe-i nasuh yaptırsın. Bunları demek lazım. Sadece Yağmur, efendime söyleyeyim, efendim, onun ismi işte helikopterle su taşımak değil. Aynı zamanda Diyanet camilerimizde, cumalarımızda bu tövbe istiğfarları yapmamız lazım aslında. Ve bu uyarıyı yapmamız lazım. Neyse bu fakir kardeşiniz inşallah dilinin döndüğünce yapmaya çalışıyor. Bu mühim ulema da Allah razı olsun bunu yapmaya çalışıyorlar. Yapanlardan Allah razı olsun. Hatırlatanlardan Allah razı olsun bizleri de ibret almayı nasip etsin inşallah. Ama Diyanet'in bu noktada mühim bir vazifesi vardır. Tövbe ve istiğfara davet etmek lazım yani. inşallah. en azından cuma günleri, cuma hutbesinde helalleşmek, insanlar birbirleriyle helalleşsin. Günahlarına herkes bürokrasiden tutun da en küçük esnafına kadar herkes bir hayatına, herkes öğrenci ise öğrenci, herkes bir kendini bir check-up etsin. Allah'ın acaba bende razı olmadığı hangi haller var diye bir check up etsin. Nasıl ki telefonumuzu scan yapıyoruz, virüs taratıyoruz ya. Biz de bir taratalım şöyle. Herkes kendi nefsini iyi bilir. Şeytan bize neler atmış? Nelerimizi bozmuş? Ne olması gerekiyordu? Olması gerekenler de doğrularını yükleyelim inşallah. Uzattık. Evet buyurun. Yangın musibetize de değerine yardım yaparken bu yardımı insanlara gösterenler var. Yani yardım ederken ihlaslı yapmak gerekmez mi? Daha doğrusu yardım yaparken ihlasımızı muhafaza etmek için nelere dikkat etmeliyiz? Evet öncelikle biz kimsenin kalbini yarıp bakmadığımız için ihlaslı, riyarlı, riyakarlı diyemeyiz. Ama hüsnü zan ederiz. Biz hüsnü zana memuruz. İnşallah örnek almak adına öyle bir yardım yapıyordur deriz. Ama bununla birlikte kendi nefsimize bakıyoruz. Eğer birilerine hayırda örnek olmak için söylemek varsa bunda sorun yok. Ama riyakarane ben yapıyorum ediyorum dersek insanlardan karşılığını beklersen insanlardan teşekkür alırsın Rabbinden alamazsın. Ne yapıyorsak ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ı razı etmek için. insanlara da biz yani biz yardım ederiz anamızı baba ama Allah emrettiği için üzerimize borç yani çalışırız. Çalışmayı da Allah emrettiği için çalışırız. O zaman ibadet olur. Allah için yap dersen yemek yedim ben namaz ya yemeği yemem lazım güçlü olacağım ki namaz kılayım. Yediğin yemek de ibadet olur benim uyumam lazım sabah namazına kalkmam için çalışmam için uyumam dinlenmem lazım uyuman da ibadet olur ama yoksa ben hafif özür dilerim hayvan gibi yatacak o zaman işte hayvan gibi uyumak olur yani <laughs> ibadet olmaz uyku bile ibadet olabilir o da insanın kendi elinde ibadet olabilmesi için bir şey ihlası muhafaza etmesi için ihlası kazanmak önemli muhafaza etmek önemli manileri def etmek önemli ama sadece bir tanesini söyleyelim İhlasın şey nedir emredildiği için yapılmasıdır niye yapıyorsun Allah emretmiş. Emredildiği için yapıyorum. İlleti emirdir yani. Neticesi de rıza ilahiyedir. Me eğer fevaid faydalar olursa da uhreviyedir. Ahirete bakar. Dünyevi bir teşekkür beklemez yani insanlardan. Veya bir hediyedir, bir pohpohlanmak beklemez. Allah rızası için yapar. Yangın zamanında insan yangındayken adamı, yani yangındaki adamı kurtarken kurtarın da bana bir teşekkür etsin der misin ya? Adam hayatı kurtulsun da ne olursa olsun ya. Kan veriyoruz mesela. Kızılay'a gidip kan veriyoruz. Adam kime gittiğini bilmiyoruz bile. Bilmiyoruz ya. Allah için. Allah şifalar versin. Buyur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyameti yakın yeryüzü yeşilenecek diyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Sadece Arafat bölgesi mi yeşilenecek? Hadisin doğru şekli nasıldır? Bu kıyamet alameti olan yeşillenme bir müfessiyesi olabilir mi? Yani Arafat'ın yeşillenmesiyle alakalı olarak duymuştum ama bugün işte şekilde. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Mal çoğalıp kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derece ki bir adam malının zekatını çıkaracak fakat onu kabul edecek hiçbir kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı, Arap yarımadası, ziraat, merhaba, bahçeyle ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz. Müslüm ve Ahmet Muhammed'in evet. Arafat yeşillendiğini gördük. Ba ağaçlar ekildi. Daha sonra şu an Arap Yarımada ben gördüm. Uçaktan da ayrıca gördüm. E ziraat yapılıyor. Efendimiz Sunni sulama kanalları yapıldı. Çölde, çölde çölün içerisinde ziraat yapılıyor yani. Bunlar kıyamet alametleridir yani. Ve mal daha da çoğalacak. Zekat verilmeyecek. Şu an dünyada fakirler var ama o dereceye gelecek yani inşallah. Şu an bir cihette gelmiyor artık yani bir taraf dünyanın tabii açlıkla mücadele ederken bir taraf kilo oyla mücadele ediyor bizim ülkemizdeki gibi ekonomi seviyesi artmış çünkü. Ve ahir zamanda kıyamet kopmadan önce Cenab-ı nimetlerini çoklukla çoğaltacak diyor ama bazısına nimet bazısına nikmet olur yani. Bunlar da kıyamet alam ama yeşillenmek inşallah artacak daha çok artacak. Yani yeşillenmek derken bitli ekoloji vesaire evet sonra bitti. Dualar falan var. Bu isteyenler. <laughs> Onun üstünde bir kardeşimiz var Züleyha isminde. 6 ay doktor tedavisi görüyor. İnşallah ona da ismen dualarınızı bekliyoruz. Süleyha. Züleyha. Züleyha isminde. Onun üstünde bir kardeşimiz. Hı. Ondan sonrasında ailevi sıkıntıları olanlar var. Hanımıyla, eşiyle sıkıntı yaşayanlar, ailevi durumlar, çocuğu rahatsız olanlar. Tamam. şeytanı Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Subhanallahu alazim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. ve selamun alel murselin. ve elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbi tekbel minna Ey Rabbimiz yaptığımız, okuduğumuz, okunan hatm şerifleri, duaları, dersleri dergah-ı izzetinde kabul karine eyle karineyle ya Rabbi. Şifâ verdana ya Rabbi, hastalıklarımıza ve hastalarımıza ve en önemlisi ahlaksızlık, imansızlık hastalığımıza ya Rabbim. İmansızlık yangınımıza karşı söndür. İhlassızlık ateşlerini söndür ya Rabbi. İsraf ateşini söndür ya Rabbi. Ya Rabbi sen muhafaza ile Maddi ve manevi hastalığın vahşisi Züleyha. Züleyha kızımıza da ya Rabbim sen acilen şifalar ihsan eyle. Başka şifa duası isteyen kardeşlerimize, bacılarımıza. Anne de, acilen şifalar ihsan eyle. Verham mevtane. Bekir. Allah vefat etmiş olanlarımıza ve bu duayı amin diyenlerimizin geçmişlerinin affeyle, merhamet ile bağımsız ahirete dün gönderdiğimiz Bekir Pekkendir'in Mehmet, Mehmet Işık ondan sonra İsmail kardeşimiz ananesinde ruhlarını bunları hediyeledik. Onların da mağfiret eyle, taksiratını affeyle. Berzah ateşlerinden onları da bizleri de emin eyle ya Rabbi. Ve takdamene ya Rabbim, ayaklarımızı sırat mustakimde, müstakimde, sırat bize müstakime bizi hidayet eyle ve o sırat-ı müstakimde bizi sabit kadem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizde maddi manevi ateşler var, samimiyetsizlik hastalığı, riyakarlık ateşleri, israf ateşi, imansızlık ateşi, kibir ateşi, ya Rabbi kendini beğenmişlik, görmemişlik ateşi desinler ateşi her tarafımızı sarmış günahlar nefsine tapanların Firavun gibi ya Rabbi Allah muhafaza Nemrut gibi ya Rabbi ben kendi ilmimle elde ettim diyenler Allah muhafaza ya Rabbi ana rabbukumul ala araita men ittakhada ilaha hawa diyorsun ey habibim nefsini ilah ittihaz edeni görmedin mi nefsinin emirleri için yaşayan nefsi için yaşayan sadece midesi ve uçkuru için yaşayanlar var ya Rabbi. Allah muhafaza et bu ateşlerden. Ve ülkemizin dört bir tarafını cehalet ateşinden, düşmanlık ateşinden, anarşi ateşinden muhafaza eyle söndür ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ın için yakılan ateşlere ya nâri kûni ve ala dediğin gibi ya Rabbim bu ahir zaman ateşlerin içerisinde ateşler içerisinde fakat yanmayan bir gençlik, yanmayan bir ehli iman, yanmayan Müslümanlar eyle, insanlar eyle ya Rabbi. Bu yangınlara karşı iman, ihlas, samimiyet, sadakat, vefadarlık, marifet, muhabbet, ittihad ile ya Rabbi. Takva, ameli salih, infak ile mukabil etmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbim ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında maddi ve anevi ateşler var. Dün ülkemizde de ya Rabbim ormanlarımızı yakıyorlar. Evlatlarımızın kalplerini yaktıkları gibi, manemizi yaktıkları gibi yani manevi alemlerimizi artık ondan da iktifa etmiyorlar. Dünyada dahi bize bir mane maddi cehenneme sürmek istiyorlar ya Rabbim. Sen kadiru ala kulli ve ala kulli şeyin kadirsin. Her şey gücü yetensin. Evet biz zulmettik. Biz nefsimize zulmettik günahlarla. Ama senden başka Rabbimiz yok ki huzuruna gidelim. Ya Rabbim rahmetini rahmetini umarak Resulü Ekrem Aleyhisselam'ı şefaatçi ederek Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Hz. Abbas'ın elini kaldırarak içimizde elinden yağmur istemeye yüzümüz yoktur fakat bu içimizdeki kalkan ellerden biri peygamberin amucasıdır. Onun hürmetine yağmur ver dediği gibi ya Rabbi. Resul-i Aleyhisselam'ı takliden Ali Beyt'in, ümmet Muhammed'in masumlarını da Onları niyet ederek içimizde el kaldırılmış masumların ma 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 masumların ve ihtiyar ve ihtiyarların ve musibet de Ya Rabbim şefaat ederek istiyoruz. Bize maddi ve manevi yağmurlarını gönder. Ya Rabbim şer ve musibetler kolaydır. Yapmak zordur. Ya Rabbim söndürenlerden eyle. Yakanlara fırsat verme. Onların dünya ahirette müstahak olduğu azaba düçar eyle ya Rabbi. Ya Rabbim ormanlarımızı maddi ve manevi ya Rabbim sadece orman ama ormanlarımızı da şimdi yanıyor ya Rabbi. Ya Rabbim orada masum hayvanlar yanıyor ya Rabbi. Bir bitkiler, böcekler yanıyor ya Rabbi. Ya Rabbi sen müsaade etme. Rahmetinle niyaz ediyoruz. Gadabın, senin gadabın ve celalin gadabın ve celalinin tecellisini gösteriyoruz. Rahmetinin ve lütfunun tecellisini istiyoruz ya Rabbi. Ve bizlere ibret almayı nasip eyle ya Rabbi. Günahlarımızdan hata edip dönmeyi nasip eyle. Dua edip yalvarıyoruz ya Rabbi. Maddi ve manevi ateşlerimi söndür ya Rabbi. Maddi ve manevi ateşleri söndür ya Rabbi. Ya Rabbim bu imansızlık, ahlaksızlık, yangınlarına karşı itfaiye vazifesinde çalışan ulemaya, ehli hizmete, vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına, ulemaya, alimlere, ya Rabbim, evliyaullaha, sen güç ve muzafferiyetler ihsan eyle. Maddi yangınlarla uğraşan itfaiyelerimize, afat kuvvetlerine ve onlara yardım eden Mehmetçiğimize ve vatandaşlarımıza da ya Rabbim dünya ve ahiret güç, istikamet ver taksiratlarını affeyle, muzaffereyle Ya Rabbim salimen, ganimen vazifelerini ifa etmekle nasip eyle ya Rabbi. Vefat eden kardeşlerimizi şehit olarak, giden mallarını da sadak olarak kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbena etmim lana nurana, ya Rabbim nurumuzu tamamla. Allah'ım ecine minen nar, Allah'ım ecine nar, Allah'ım ecine nar. Allah dünyevi, dünyevi, ateşlerden. Allah'ım berzahi kabir ateşlerinden, Allah'ım mahşerin ateşinden, Allah'ım Cehennem ateşinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım nar. Allah'ım men min kulil nar. bütün ateşlerin bütün çeşitlerinden sen bizi muhafaza eyle. Yakıcı ateşlerden emin eyle. Subhaneke la ilahe illa ente el aman el aman. nar. Allah'ım ey senin noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Ey Rabb'i Zülcelal sen bütün kemal sıfatlarıyla müttasıfsın. Bizi yakıcı azap ateşinden muhafaza eyle. Muhafaza eyle. Dünya dava ve ukbada ya Rabbim. En önemlisi ahiret ateşlerinden. Ebedi alemdir ya Rabbim. Oranın geri dönüşü yok. Ya Rabbim şurada şu kadarcık ateşe dayanamıyoruz. Şurada şu kadarcık Ağustos sıcağına dayanamıyoruz. Az bir şeycik ormanlarımız yanıyor dayanamıyoruz. Ya cehennem ateşindeki Efendimiz muhbiri sadık buyuruyor. Yani oradan sadece ufacık bir ateş parçası kıvılcım dünyaya gelseydi bütün dünyayı yakardı. Oradan bir kova İrin sadece dünyada kokusundan herkes ölürdü. Ya Rabbim bizi o cehennem azabından emin eyle ya Rabbi. O ateşlerden emin eyle. Ahirette bizi o ameller hangi amellerse onu işlediğimiz varsa bizi cehenneme götüren onlardan bizi ya Rabbim hem varsa günahlarımızı affet ve bir daha da yaptırma ya Rabbi. Ya Rabbim ondan emin olacak. Cenneti ve cemalullah kazandıracak. iman itikadı sah sahih, sağlam bir itikad tahkiki bir iman ve onun gereği olan salih amel ve takvayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rab neslimizden nesemimizden din düşmanı vatan haini getirme ya Rabbi. Ya Rab tuzak kuranların sen en hayırlısısın. Ülkemize, vatanımıza, milletimize tuzaklar kuranlar, yangınlar çıkaranların da ya Rabbi. Ya Rabbim sana havale ediyoruz. Kahhar ismini havale ediyoruz ya Rabbi. Kahhar ismini havale ediyoruz ya Rabbi. Sen tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Ehli imana basiret ihsan eyle ya Rabbim. Ya Rabbi baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı yardımcılar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatana, millete, imana, Kur'an'a hizmet eden, ihlasla, samimiyetle kimler varsa muvaffak eyle. Vatana, millete, imana hizmet edemiyorsa, yanlışlık veya hıyanet içinde olanları da sana havale ediyoruz ya Rabbi. Yerlerine hayırlarını tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbim Asakir-i Muhammediye'yi, ama ya Rabbim Müslümanların, müminlerin askerler Mehmetçiğimizi Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ya Rabbim Azerbaycan'da daha bilemediğimiz yerlerde Libya'da Mansur ve Muzaffer eyle ya Rabbim. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Onlar maddi devamlı bombaların altındalar, zulmün, küfrün altındalar ya Rabbi. Ya Rabbim onlara da hakiki hürriyeti, bizlere de iman hürriyetini tattır ya Rabbi. Tattır ya Rabbi onları da muhafaza eyle ya Rabbi. O din kardeşlerimize mansur eyle. Ya Rabbi ehli imanın kalplerini birbirine telif eyle ya Rabbi. Ehli imanın kalplerini birbirine telif eyle. Ey Rabbimiz birbirimize karşı belki kıybet ettik, haset ettik, günahlarımız var. Ya Rabbim ben kendi adıma ettiğim gibi bak orada kardeşlerim adına da gıya ben söylüyorum. Amin diyenleri öyle yap. Annemize, babamıza, ablamıza, kardeşlerimize, teyzemize, dayımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Kıyanet niyeti olmadan yapılan kıyanet ve dalalet niyetine olmayan bütün hataları affediyoruz ya Rabbi. Bizi de affet. Onları da affet ya Rabbi. Haklarımız helal olsun ya Rabbi. Helal ettik ya Rabbi. Helal ettik. Sizler de niyet edin. Helal edin. Allah size helal edenlere Allah da helal eder. Affedenlere Allah da affeder. Affedelim ki Allah da bizi affetsin inşallah. Haset etmiştir belki. Kıybet etmiştir belki. Veya ettik. Yaptık. İtiraf edelim ya Rabbim. Allah bizi de affet. On bezi ettilerse biz onları helal ettik ya Rabbi. Allah'ım onlar da bizi helal etsin. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban nar. Rabbena ighfir lana ve ve lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rahmetik ya erhamer rahimin. Ya Rabbim, ailevi huzur için dua isteyen ablalarımız, kardeşlerimiz varmış. Allah'ım evlerine saadetler, bereketler ihsan eyle. İhlas, samimiyet muhafaza eyle. Ya Rabbim bu duayı amin diyenlerin ve bizden dua bekleyenlerin ve isteyenlerin ve sonradan isteyeceklerin veya bizden emanet istemiş olanların Ya Rabbi. İş, iş isteyenlere Allah'ım hayırlı işler, eş isteyenlere hayırlı eşler, evlat isteyenlere hayırlı evlatlar ihsan eyle Ya Rabbi. Sen ihsan eyle Ya Rabbi. İnneke semin karibi mucibü ta'vat. Sen şüphesiz ki dualarımızı işitep ve kabul edensin Ya Rabbi. Ey Rabbimiz biz yaptığımız günahlar hasabıyla Bunları celb ettik. Bilemiyoruz ya Rabbim. O hangi halimiz sonunda da tövbe ediyoruz ya Rabbim. O yapılan günahlar adına bizden isteyen kardeşlerimiz adına da tövbe ediyoruz ya Rabbim. Ya Rabbim, en büyük kusur kendi kusurunu görememektir diyor. İnşallah Rabbim sen bizim kusurumuzu göster, tövbe nedamet etmeyi nasip et ve o yaptığımız o günahlar bilerek bilmeyerek neyse ondan bizi nedamet ettir, yerlerine razı olacağın amellere tebdil eyle ya Rabbi. Kapıları, kilitleri, düğümleri aç ya Rabbi. Açacak işleri bize ilham et göster ya Rabbi. Sebepli sebepsiz ya Rabbi. Bazen bir kulunla, bazen kendin, bazen bir kitaptaki bir cümleyle, bazen bir ayetin ilhamıyla ya Rabbim sen göster veya başka birinin diliyle duyur ya Rabbi. Duyur bize de o hatamızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbi bizlere. O şekilde de ya Rabbi dünya ve uhrevi azaplardan, perişaniyetlerden bizlere muhafaza eyle ya Rabbim. Ya Rabbena dinimi evlatlarımıza ya Rabbim. Kızlarımıza tesettürü sevdir ya Rabbi. Namazı sevdir ya Rabbi. Gözümüzün nuru, gözümüzün nuru namazı sevdir ya Rabbi. Ya Rabbena bizlere kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emaneti kabul etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ya Rab, şu Resulü Ekim bereket hürmetine bizi ihsan ettin, maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle ve dünyevi ve uhrevi azaplardan onun hürmetine bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Ve Resulü Ekrem sallallahu dünyada sünnet senesi ittiba muvaffak. Ahirette al ve ashabına komşu eyle. Resulü Ekrem aleyhisselama öyle salat ve selam eyle aline ve ehli ve enbiya-i bütün emmürseline öyle salat ve selam eyle ki ya Rabbi senin ilmi, ilmi ilahinde bul bulunan mevcudat ve mahlukatın sayısınca salat ve selam eyle ya Rabbi. O salat ve selamın hürmetine, merhametine ya Rabbim bizlere de o rahmeti, manevi rahmet mücessemi olan yağmurları gönder ya Rabbi. Yağmurları gönder ya Rabbi. Yağmurları gönder ya Rabbi. gönder ya Rabbi. Gönder ya Rabbi. Gönder ya Rabbi. Mevcudat ve mahlukat evet isyankardır ama o işimizdeki günahkarların değil de senin seni hakkıyla tanıyan kulların, sana şükür için yaşayan kulların, sana ibadet için yaşayan kulların var ya Rabbi. Seni zikreden diller var. Seni dünyanın dört bir tarafında gitmiş, anasından babasından cuda olmuş bir şekilde hizmet edenler var ya Rabbi. Onların hürmetine ya Rabbi. Beli beşik, bükülmüş ihtiyarlar var. Beşikteki murdiyalar, emzikli bebekler var. Masum hayvanatlar. Onları, onların hürmetine ya Rabbi. Onları da şefaatçi ediyoruz. Ya Rabbi Allah'ım ağıtsna, ağıtsna. Ya gıyatel müstakifin, ağıtsna ya müstakifin. İstecib dualarına ya Rabbi alemin. Allahumme uffilenâ ve vel vâlideynâ ve lil müminîn yevme yaqumül hisab rahmetin rahimin. Allahumme la tahrıznâ min ed illa illâ ma'aş-şehâdeti vel îmân ve elhamdülillâhi rabbil âlemin. Bu duaya amin. İşlerinden kardeşlerimizin belki babacılarımızın diyorlar. Şu duamızda Allah'ım kalplerde geçen en iyi bilen sensin. En hayırlı surette dünya ve ahirette hayra tebdil edecek şekilde rızana muafık şekilde ya Rabbim bizleri de ondan razı edecek, güzelliğini anlayacak bir şekilde. Ya muhavvelel havli vel ahval, havvel halena ila el hal. Ey halden hale çeviren Rabbim, hallerimize en güzel hale çevir. Ya mukallibel kulub, kallib kulubana ve sabbit akdamana ala dinik ya Rabbim. Kalplere halden hale çeviren Rabbim. Kalbimizi ve ayağımızı senin dininde sabit eyle ya Rabbena. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımız biz dua ediyoruz, yalvarıyoruz çünkü işiten sensin, veren sensin, alan sensin, dağineğimiz var. Her şeyin sahibi sensin. Sana dilencilikle senden istemekle iftihar ediyoruz ya Rabbi. Çünkü dua eden adam bilir ki her şeyin sesimizi işitir, hatıratı kalbimizi bilir. Senin her şeye gücünün yettiğine iman etmiş şekilde istiyoruz, dileniyoruz ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun alel mursalin. elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha Allah hepinize hayırlı yazgılar, yazganlar versin. Allah razı olsun inşallah. Geceniz mübarek olsun. Şuranın şeyini, yorumunu kısaca açabiliriz. Allah diyen razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Dua edin inşallah. Ee, Nurani Müdafaa sitemiz açıldı. Orada yazılar var. Yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Eden kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sosyal medya hesaplarından da, WhatsApp gruplarından, Arapça, İngilizce, Fransızca, Kürtçe, Rusça e, diller var. Oralara da inşallah o dili konuşan. Mesela misli ahunur, onur. Barakallahu fik ahinel aziz. Erzuk en sa'idine bir akbar bil arabiye, bir el imaniye bil arabiye kemen inşallah e, arapça şeylerin linkleri var değil mi hepsinin e, sitemizde var değil mi sitemizde de nurani müdafaa sitemizde yabancı insanların da hepsinin linkleri var, bilen arkadaşlarınıza gönderirsiniz, belki birilerinin de hidayetine şeylerine vesile olursunuz Allah sizden ebediyen razı olsun e, biz de sizlerin vesilesiyle Türkiye'nin Bazen yazıyorlar yurt dışından da izleyen kardeşlerimiz falan var. Onların evlerine misafir olduk. Allah razı olsun. Sizler de bizlere ismen dua buyurun inşallah. Biz de sizlere her vesileyle dua etmeye çalışıyoruz. Mesajlarınızı elden geldiği kadar ben okuyamasam bile Abdülkadir kardeşim bana e, bildiriyor. Allah ebediyen razı olsun. Hürmet ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fi emanillah inşallah.